13 yıl önce 5 Ocak 2017 tarihinde toplumun huzurunu ve kamu düzenini bozmak isteyen teröristler İzmir Adliyesi'ne kanlı bir saldırıda bulunmak istemiş. Ancak polis memurumuz Fethi Sekin'in görev aşkı, fedakarlığı ve kahramanlığı teröristlerin alçakça planını engellemiştir. Esasen bir konuşma metni hazırlamıştım. Ama hem Barko Vizyon'daki kum sanatının çalışısının çizmiş olduğu çizgiler, hem gerçekten fondaki müzik sözleri, şehidimizi anlatan, şehitliği anlatan müzik sözleri, ardından Emniyet Müdürlüğümüzün şehitlerimizin yaptıklarını anlatan konuşması, Başsavcımızın yine şehitlerimizi anlatan ve tüm şehitlerimizle ilgili ve olayı anlatan sözlerinden sonra benim yapacağım konuşma metnindeki cümlelerin kifayetsiz kalacağını düşünüyorum. Ve ben her şeyden önce, bütün bu sözlerden önce bugün 3. senesi devriyesi olan bu anma törenine bu muazzam katılım için de gerçekten bulacak kelime bulamıyorum. Ben tekrar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok değerli katılımcılar, biliyorsunuz bir şehrin kalbinde o şehri ve o ülkeyi temsil eden sembol olmuş birkaç kamu kurumu vardır. Bu adliye bizim namusumuzdur. Evet, 3 yıl önce bu adliyeyi havaya uçurmak isteyen, esasen buradaki adliye binasının maddi olarak çok bir değeri yok. Burada yapılmak istenen şuydu: Türk yargısı, Türk adaleti yıllardır, yüzyıllardır, çünkü biz muazzam bir devlet geleneğine sahip bir ülkeyiz, bir milletiz. Bu millet adına en adil kararları vermiş bir yargıdır. Ve yine terörle mücadelede kahraman polislerimizin, askerlerimizin yanında hukuka uygun bir şekilde teröristlere hak ettiği cezayı veren, onları yargılayan, onları mahkum eden bir yargıdır. İşte hepimizin namusu olan bu adliye binasında ve bu yargı teşkilatına, bizim adımıza, Türk milleti adına karar veren bu yargı teşkilatına bu teröristler bir ders vermek istemişlerdir. Hem de öyle bir ders verelim ki, öyle bir ibretlik olsun ki bundan sonra burada bu millet adına görev yapan hakimimiz, savcımız, polisimiz, mübaşirimiz, memurumuz korksun ve bir daha bizimle ilgili karar veremesin diye. Ama bir şeyi unutmuşlardı. O da kahraman polisimiz Fethi Sekin'i kahramanca görevini yaparak, ölümün üzerine yürüyerek bizim namusumuzu savunmuştu. Ve yine burada Musa Can mübaşirimizi de ve onunla beraber görev yapan kahraman polislerimizi, hakimlerimizi, savcılarımızı da unutmuşlardı. Bu püskürtülmüştü. Bundan sonra şüpheniz olmasın, Fethi Sekinler bu milletimizde asla bitmeyecektir. Çünkü biz şehitlerimizi, gazilerimizi asla unutmayacağız. Yine şunu da unutmayalım: Türk yargısı, Türk adaleti her ne olursa olsun yolundan, çizgisinden asla vazgeçmeyecektir, dönmeyecektir. Kahraman şehidimiz Fethi Sekin her zamanki gibi şek bile vazifesini icra ederken gerçekleşen menfur saldırıyı bertaraf etmek için hiçbir tereddüt duymadan canını ortaya koymuştur. Eğer bu kahramanca karşı koyma olmasaydı, yukarıda izah ettiğimiz kaotik konjonktür içinde Türkiye belki de bir kırılma yaşayacaktı. Yine belki de terör örgütleri İzmir gibi bir metropolde, kentin merkezinde hem güvenlik güçleri hem de adli teşkilatı hedef almış bu eylemleriyle başta huzur içinde yaşamaya alışmış güzel İzmirlileri ve tüm ülke halkını yeise sürükleyecek bir başlangıcı yakalayacak idiler. İşte Fethi bu makus başlangıca canı pahasına dur demiştir.
Milletler ancak kahraman evlatları varsa varlıklarını sürdürürler ve güven içinde olurlar. Türk milleti kahraman evlatlara sahip olma konusunda gerçekten dünyanın en şanslı milletidir. 5 Ocak 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları İzmir Adliyesi'ne gelmişlerdi. İzmir Adliyesi'ne tarihin gördüğü, bölücü terör örgütünün tarihinin gördüğü en kanlı eyleme yapmak üzere geldikleri daha sonra istihbarat raporlarında ortaya çıkmıştı. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü bu adliyeye geldiklerinde yanlarında hiç bu zamana kadar olmadığı kadar çok silahla gelmişlerdi. 8 tane roket vardı. Bunlardan 5 tanesi zırh delici roketti. Yüzlerce Kaleşnikov mermisi vardı. El bombası vardı 8 tane. Tabancalar vardı. Ve bomba yüklü bir araç vardı. Bu adliyeye geldiler. Önce bomba yüklü aracı patlattılar. Arkasından buradaki herkesi katletmek istiyorlardı ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Burada kahraman polis memuru Fethi Sekin vardı. İzmir'in dağlarına çiçekler açacak. Fethi Sekin kokulu çiçekler açacak İzmir'in dağlarında. Ve bu güzel kentin güzel insanları hiçbir zaman onlar huzur içinde olsun diye, onlar üzülmesin diye, onlar yetim kalmasın diye şehadete koşan Fethi Sekin'i unutmayacaklar. Hiç unutmayacağız. Hiçbirimiz unutmayacağız. Tabii ki mübaşirimiz hiçbir günahı yokken katledilen mübaşirimiz Musa Can kardeşimizi de asla unutmayacağız. Allah'ım bizleri bu cennet vatan toprakları üzerinde ezanlar ülkesinde ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Müslüman olarak yarattın. Müslüman olarak yaşatıyorsun. Sana hamdü senalar olsun.